Herkese merhaba, bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün sizlerle birlikte ne makyajı çekeceğimizi bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Biraz olsun karar verdim aslında renklerine. Ama isim olarak ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Kafamıza göre bir şeyler yapacağız. Bakalım sonunda belki bir isim buluruz. Bulamazsak da kafamıza göre makyaj olarak buraya onu kaydederiz diye düşünüyorum. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum ve... Evet, öncelikle şu yüzümüzdeki sivilce izlerini bir kapatalım diyorum ben ve bunun için Wet n Wild'ın Photo Focus fondötenini kullanarak işe başlıyorum. Fondöteni suratıma savaş boyası sürer gibi boca ettikten sonra Eclipse'in bu mor pofidik tatlış süngeriyle bir güzel yediriyorum. Buna başka bir şey deniyordu ama olsun. Şu an aklıma gelmiyor. Karıştırıyorum. Dağıtıyorum. Buldum. Ve yüzümdeki sivilce izlerini kapatmak için bir kat daha fondöten sürmeye karar veriyorum şu an. Kapatıcıya geçtik. Maybelline'in Master Conceal kapatıcısını kullanıyorum. Göz kapaklarımdan da geçiyorum çünkü bir far bazı kullanmayacağım. Bu yüzden de kapatıcımı göz kapaklarıma da sürüyorum. Mor tatlı süngerimle dağıtıyorum. Ve şimdi size kırıldığını anlatmaya çalıştığım canım pudram Stay Matte'i alıyorum. Kapatıcı geçtiğim göz kapaklarımdan pudrayla geçiyorum. Ve ben asla kapatıcı diyemiyorum. Şimdi far paletine geçmişiz. Sleek'in bir far paletini kullanacağım. Bu gördüğünüz paleti kullanacağım. Yine gördüğünüz rengi alıp katlanma bölgemden biraz daha üst tarafa çıkaracak şekilde süreceğim. Hatta sürüyorum. Ve gördüğünüz yeşille şimdi tam katlanma bölgemden bir güzel geçiyorum ama bir güzel dağıtamıyorum. Çünkü bu far asla dağılmıyor. Asla dağılmıyor. Tekrar dağıtmaya çalışıyorum. Gerçekten ısrarla dağıtmaya çalışıyorum ama ı-ı. Evet, sanırım rengini birazcık daha koyulaştırmaya karar verdim. Ve koyulaştırıyorum. Şimdi gösterdiğim yeşili alıp gözümün dış köşelerine sürmeye çalışıyorum. Derken görüyorsunuz gözümün altına dökülüyor ve o döküldüğü yerden asla oynamıyor.
Göz altlarımdan da bu arada aynı yeşille geçiyorum. Tozuttu çünkü. Şimdi kaş altlarım ve göz pınarlarıma gösterdiğim beyaz rengi, paletteki beyaz rengi sürüyorum. Hala sürüyorum. Gerçekten bana bu farın koyuluğu asla yetmemiş. Nihayet artık başka bir aşamaya geçebildik. Şu anda kapatıcımla açık far, açık renk far süreceğim yerlerin rengini açıyorum. Ve rengini açtığım yerlere Sofix paletimden şampanyamsı bir açık renkle geçiyorum. Ama cümleyi asla kuramıyorum. Ve yine biraz önce kullandığım yeşile geçip kapatıcıyla açtığım yerde oluşan çizgiyi birazcık daha yumuşatmak için orada kullanıyorum. Yine Sofix'e geçtim ve gösterdiğim renkle kaş altlarımı ve göz pınarlarımı büyük ihtimalle aydınlatacağım. Ve rimele geçtik. L'Oreal'in Superstar ya da X-Fiber maskarasını kullanıyorum. Evet, olmayan kirpiklerimi yarım saat rimelledikten sonra artık kaşlarımı doldurmaya geçiyorum. Kaşlarımı doldurmakta da her zaman olduğu gibi Wet n Wild'ın kaş kitini kullanıyorum. Kaşlarla işimiz bittikten sonra artık bronzer'a geçtik. The Balm'ın Bahama mamasını kullanıp ezbere bir kontür yapıyorum.
asla görünmeyen highlighter'ım, pastelin Stardust 320 numarası. Hot Spice alığımı alıp bir de küçük alıp geçiyorum. Ve artık dudak kalemine geldik. Alix Avey'nin bir dudak kalemini kullanıyorum. Maybelline'in Gone Grage rujuyla artık bitiriyorum, noktayı koyuyorum. Yani bence öyle. Değil tabii ki Stardust aydınlatıcımla bir de rujumun üstünden geçip size mantıklı hareketlerle makyajı göstermeye başlıyorum. Efendim, gördüğünüz gibi geldik bir videonun daha sonuna. Bugünkü makyajımız daha böyle oldu. Dediğim gibi aklımda belli bir şey yoktu. Sadece yeşil bir şeyler yapmak vardı. Ama böyle bir şey gerçekten yoktu. Bana da sürpriz oldu ama değişik de oldu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi benimle paylaşmayı lütfen lütfen unutmayın diye de hemen bunun dibine bir dipnot olarak bunu da ekliyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız, bir de ben abone olmayı unutmazsanız demeyi öğrenebilirsem muhteşem olacak. Abone olmayı unutmazsanız beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Hepinize çok çok selamlar. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.